Star Trek 2. sezon 8. bölüm A Matter of Anna bölümüyle beraberiz. Bu bölümde ee, subaylarımız yurt dışı değişim programı <laughs> farklı üniversitelere gidiyorlar. E, bunu Türkiye'de çok kovalayanlar var. bakın Star Trek bile bunu kopyalamış. Onun Tabii. dışında <laughs> onun dışında bu bölümle beraber ben bu sezonda şeye ikna olmaya başladım. Bu sezonun genel hani tam bir teması var gibi diyeyim ama hep çatışmalar, ee, ikilemler ve karşılıklı olarak bazen zoraki karşı karşıya kalmalar oluyor. Burada da öyle bir durum var. Riker da e, bu mühendis değişim programı içerisinde e, Klingon gemisine gidiyor. Ve burada aslında güzel olan da şu daha önce kimsenin yapmadığını yapmak istiyorum diyor Riker. Riker'ın böyle bir ilham vericiliği var ya bu çok hoşuma gidiyor ya. Böyle bir e, dönemin protein basan sporcuları gibi değil de böyle daha ilkeli böyle yani de, denenmeyeni denerim hani ben çok muhafazakar duruyorum ama bak denerim de yani yaparım tabii, işte, tabii. öğrenirim şeyi çok güzel. Ya Ryker'la Picard'ın toplamı aslında işte böyle bir nevi Starfleet'i te temsil ediyor gibi bir durum var ya aslında yani. Ryker çünkü şey bir adam, Klingon gemisine mi gidiyoruz böcek de yerim anasını satayım hani. <laughs> çünkü aslında bir noktada evet lan yani bir bir ırk olarak gitmişsin başka bir ırkla bir işbirliği kurmuşsun ve yani adamların bütün genetiği farklı bilmem neyi farklı uyum sağlamaya çalışıyorsan, bir parçası olmaya çalışıyorsan girmen lazım iş. E, bu bölümü sevmemin sebeplerinden bir tanesi gerçekten şey abi. Yani, e, Riker ve Ryker'ın öteki gemiye gittikten sonra gördüğü emir komuta zinciri. E, bir nevi şey söyleyeyim yani askeri kültür ve Starfleet'in askeri kültürü arasındaki e, fark çok hoşuma gidiyor. Ya bu şey gibidir ya bir şirket değiştirirsin, bir şirket başka bir şirkete geçersin, orada işler başka türlü yapılıyordur. Alışkanlıkların kültürler... farklı kalır. Aynen. O kültürel değişiklik çok cidden insanı çok şaşırtır. Yani şey çok ilginç. Mesela Mendon art niyetli bir eleman değil ama farklı bir kültürden geldiği için farklı davranıyor. Ve işte Starfleet şey, Enterprise'e ciddi ciddi sıkıntı oluyor herif iki, bir, kısa bir sürede olsa. Daha sonrasında Riker gidip şeylere Klingonların arasında uyum sağlamaya çalışıyor. Ve çok ilginç. Evet. Klingonlara uyum sağlamaya çalışmak için önde, önden yaptığı araştırmalar sayesinde Klingonların da çok şeyini kazanıyor, takdirini kazanıyor. Çünkü biraz aslında bu şeyde vardır ya hani bizim ülkede de böyle adam gelir iki Türkçe bir şey söyler yabancıya hemen böyle vay yeah! falan böyle bir, <laughs> Tabii, şey evet. olur. bir şeyler oluruz böyle falan. hemen böyle kanka oluruz sonra soru, aptal sorular sorarız oranın babası iyi buranın mı iyi falan diyor. Ya işte biraz şeyle paralel geldi o bana. Yani Klingonlar daha milliyetçi ya böyle anladın mı? Starfleet mesela çok milliyetçi değil. Starfleet şey abi işler düzgün çalışsın. Herkes Starfleet'in parçası olsun bize yeter yani federasyoncu evet, bunlar böyle. falan şeyi var orada. Evet, yani kültür kültür kültürel bir baskı değil de disiplin ve efektiflik mesela Starfleet'te daha önemli bir gibi görüyorsun. Ama Klingonlara geçtiğinde işte heriflerin kültürel değerleri böyle hani küçük balık büyük balığı yutar anladın mı? Yani işte yemek salonunda şöyle muhabbet edilir işte kavga ile çözülür işler falan. Kendi kültürel değerleri çok baskın. Riker onların arasına gittiğinde başka birisine dönüşmek ve başka birisi olmak zorunda kalıyor. Ama bunu da işte Riker böyle zorla yapmıyor çünkü Abi bunlar bu kadar milletin içinde barındığı federasyonu nasıl kurmuşlar? Muhtemelen işte Riker gibi adamlar sayesinde kurmuşlar. Anladın mı? Diplomat olmaya şey yatkın adamlar sayesinde. Picard'ın hmm. da o yönünü çok görüyoruz. Görüyorduk ki şu ana kadar. Riker'ın böyle hmm. daha bir de hands-on yani adam böyle böcek değsem gideceğim Klingonlarla konuşacağım kardeşim falan. <laughs> Ve ya çok hoşuma gitti yani. da Riker'ın evet o diplomatik şeyi çok iyi. Tabi bu biraz şeyden de geliyor galiba o kodlara hakimler. Yani biz insan oğlu olarak gidip bir yeri bozmayacağız. Hani gideceğiz. Gerekiyorsa müdahale edeceğiz. Hep o kod konusu var ya zaten. Bu biraz bana şey gibi geliyor. İşte ta ilk sezondaki o mahkeme sahnesiyle başlayan o arınmadan itibaren gelen bir şey. Mesela insanın tarihinde de öyledir. işte. ilk insan ya da ilk insanlardan çıkan topluluklar işte gidip de Avustralya kıtasını ilk bulduklarında hemen oradaki hayvanları yok etme ve oradaki kültürü, oradaki doğayı kültür dedim hani tamamen doğal yaşamdan oluşan bir e, kültürden bahsedeyim. Yok edip hemen kendilerine göre kurmaya çalışır. Hemen bir baskı ortamı. ki Tam tersi olarak da hayvanlar oradaki ya da ilk kez gördükleri hayvanlarda onlar ilk gördükleri için hani evet e, kendi koruma alanlarını oluştursalar da tepki vermezler. E, koklarlar, anlamaya çalışırlar. Tanımaya çalışırlar. Klingonların bu temsilini ben çok seviyorum. Yani Klingonların bir ilkesi var. Duruşu var. Gidip senin onları bozmanı da istemiyorlar. Ryker'da bunu biliyor. Hani kafalarına vurarak siz yanlış yapıyorsunuz. Bu böyle olmaz bu işler demiyor. Adapte oluyor. Diyalog kuruyor. Orada bir diploması Adapt oluyor. daha sonra kafalarına vuruyor. Çünkü kültürlerde kafalarına vurmak çok önemli. Aynen işte aynen. Yani, ama bunu doğru yolla yapıyor. Gidip vursa öldürürler belki de. Ama vuracağı an geldiğinde vurduğu için o adaptasyonu hmm. tamamlıyor. Bu çok doğru da bir anlatım. Yani insanoğlunun böyle bakması lazım. Klingon temsilini de ben seviyorum bu dizide o yüzden. Bu bölümde bunu çok iyi tamamlamış. Ee, bir de bir tabii ana ana yani şey bir A plotumuz var. A plotta da biliyorsun bir gemi bir gemiye temas ediyor ve hastalık bulaştırıyor. Evet. Bir önceki bölümde de hastalık bulaştırılmıştı. Yaşlanma hastalığı. Bu bölümde de <laughs> böcek yiyen... Şey gelecek de şey, şey gemilerin maddesinden güve yiyen güve, bakteri, güve abi güve tahta bakteri, kurusu tahta kurusu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum güve deme şey. güve çok korkunç bir şey lan güve çok kork, böyle böyle pis pis bir şey güve ha yani şey yapmış anladın mı muhtemelen güneş almamış nemli ortamda kalmış bakteri <laughs> mantar <bir> şey <laughs> e, çok ilginç bir mesela böyle konseptler benim çok hoşuma gidiyor yani şimdi şöyle bak bazı star trek bölümlerinde şey oluyor böyle efendim geminin kıcı başı oynuyor işte niye işte tuhaf mavi bir ışık girdi çünkü gemiye. Sonra o mavi ışıkla konuşuyoruz ama mavi ışık işte diyor ki ben işte bilmem neyim be işte şuraya şu <laughs> falan diyor böyle. İşte Picard'ın falan kendini dışarı attı bölüm vardı ya böyle. Ya, yani, hani, mesela o, o, zaman da demiştim ya bu tarz senaryolar bana çok magical thinking geliyor <laughs> diye. Yani ya işte tamam yani çünkü netice de şöyle bir şey var bak. Neden sonuç ilişkisinden ziyade o ortaya çıkan konu karşısında insanların ne yaptığı önemli diyorum ya e, bu dizide karakterlerin dra drama önemli aslında yani yoksa bilim diye izlemiyoruz bilim istiyorsan git bilim kanalı izle sonuçta bilim değil bizim burada aradığımız drama ama o dramanın sebebi Sübhanallah mavi bir yaratık geldi bize tuhaf <laughs> tuhaf oyunlar hediye olduğu vakit böyle bilim kurgu şeyim azalıyor benim magical thinking'e geçiyorum bu bölümde mesela şey hoşuma gitti abi iki gemi arasında bir gerginlik çıkacak işte o ondan o ondan şüphelenecek. Niye olsun? Abi işte atomdan küçük bakteriler işte e, uzayda hayatta kalabiliyor ve gemilerin dış cepheleri iyi olsun falan. Şey oldum böyle. Çok güzel. Öyle olsun. ne güzel Var. fikirler söylüyorsunuz falan böyle. Kafa Var. açıyor böyle şeyler. Klonlama da yapabilirlerdi. <laughs> Ha evet şey de olabilirdi yani. Sübhanallah mavi bir ışık geldi. İşte adam o böyle bu Star Trek'in Sübhanallah mavi ışık geldileri beni çok bayıyor. Bu sefer böyle akıllıca bir şey çıkarttılar. Ve bu akıllıca bir şey de şeye oturtmuşlar. O çok hoşuma gitti. Mendon aslında fark ediyor. Ama işte analizini bitirmeden üst yönetime söylemiyor. Sonrasında onların yaptıkları taramayı. Mesela Klingonlar kaydetmiş. Karşı geminin kendilerine ettiğini. Karşı gemi kendileri sıkken sonra böyle bir problem başladığı için bayağı kızıyorlar. Onlar da karşı taraftan şüpheleniyor. Güzel bir neden sonuç ilişkisi zinciri de kurulmuş arada yani. O da çok hoş. Hani senaryo gereği birbirlerinden şüphelensinler gibi de değil. Hani bir böyle oturtmuş yani yazan adam bu bölümü. Ve bu bölüm benim o yüzden mesela sevdiğim yani böyle iyi bir Star Trek bölümü nedir deyince e, hani en iyi Star Trek bölümleri değil belki ama hani iyi bir Star Trek bölümü. Star Trek'ten ne bekliyorsun Cesi? Emmett of Honor gibi bölümler bekliyorum. Farklı ırklar, farklı ırklara alışkanlık sağlamaya çalışanlar, prensiplerini ve ideallerini bozmayan subaylar, anladın mı? Böyle bunlar beni, oh be, Star Trek be dediğim şeyler bende böyle böyle bölümler oluyor genelde. Çünkü burada araç iyi abi. Çünkü araç ilk başta o farklı bir şirkete gidersin ve alışkın olmadığın şeylerle karşılaşırsın ve aslında korkarsın ilk giderken. Burada da aslında mantık var işte o mühendislerin gelmesi. Herkes de aslında bir yandan tedirginlik yaratıyor işte. Wolf tepki veriyor. Picard böyle bir tamam okey ama yani tamam siz gideceksiniz bizim çocuklar gelecek gibi bir bakışı var. Riker aynı şeyleri yaşıyor. Herkes benzer şeyleri yaşıyor. Bir tek işte Wesley ile e, Mandon karakter aslında. Wesley onu işte şey e, diğer karakterin adını unuttum ona benzetiyordu. İşte daha önceden sınava girdiği. Mordok. Ha Mordok karakterine Mordok. benzetiyordu. Or bir şeydi. Mördok ya da Mördak gibi bir şeydi aynen. Orada da minik bir ırkçılık yapıyor. Sizi nasıl ayırıyorlar falan. Evet evet. Hepiniz <laughs> birbirinizi bir yani, Aynen. Bir <laughs> minnoş bir ırkçılık geliyor. Bunları da aslında iyi göndermeler yapıyor. Çünkü Mendon da şaşırıyor böyle. Nasıl yani falan böyle. Bu şey sistemi güzel işte. Dediğin o yine çatışmalar var ama araç iyi burada. Araç evet. güzel bir sistemden çıkıyor. Mühendisleri rotasyona sokmak, farklı kültürleri yaşamasını sağlamak. Bu mühendislerin iki gün sonra başka görevlere gittiğinde onların daha iyi tepkiler vermesini, daha alışkın olmasını da sağlayacak. Çünkü bizde mesela güncel hayatta çok yaşanır. Bir 10 sene bir yerde çalışıp gidince hemen çok fazla tepki vermeye başlar. Ben bunu da mesela yaşamıştım iş hayatında. Yeni birini alırsın işe. Bizim orada böyle değil daha abi. Tamam da bura başka bir yer yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> bunu öyle çözemeyiz. Belki sen öyle alıştın ama bu daha hızlı, daha verimli. Bizim için en azından de, diyebilmem ve bu, onun da buna uyumlu olması lazım. Oradan iyi yakalamışlar detayı. Ee, mesela öyle izleri şeyde görürsün böyle dosya isimlendirmeselerinde, network kullanımlarında Aynen. bir de böyle her şey kendi huyu kültürü oluyor ya öyle şeyler çok yansıyor başka taraflara. Çok bu bölümde farklı. şey çok belli bu arada evet. ya yani Ryker öbür tarafa gidiyor öbür tarafta illa bir problem çıkacak ve Enterprise ile Pah arasında e, illaki böyle bir mevzu <laughs> çıkacak çok böyle gelişinden belli ama bunu güzel çözmeleri çok hoşuma gidiyor benim. Bir, bir de böyle Worf arası klingonlarla biraz daha muhatap olsa keşke. Klingonlarla bir arası açık Worf'un. Evet onu bir dışladılar ya böyle sen artık bizim gibi değilsin falan diye. Değil <laughs> yani Worf'u insanlar yetiştirdiği için böyle bir farklı durumu var evet ama. E, yani aslında bazen şeyin e, mesela bir önceki böyle Worf'un klingonlarla muhatap olduğu bölüm bana çok eğlenceli gelmişti açıkçası. Çünkü böyle... Orada da bir mesela şimdi Riker gittiği için Riker tabii ki başka bir ırktan geliyor. Bu arada tabii şey gibi hikayelere de ihtiyaç ihtiyaç var. Mesela bizim hiç bilmediğimiz bir şey ama şimdi 80'li yıllarda çekiliyor ya bu dizi. 80'li evet. yıllarda biliyorsun bir yandan çok fazla da şey var. United Nations ile bir takım operasyonlar yapılıyor çok dünyada. Oldum. İşte ne bileyim Rus'la Amerikalı ilk kez beraber çalışıyor bir takım konularda. İşte atıyorum Fransız, İngiliz, Amerikan ortak operasyonları çatışmalar, yapılıyor bir takım yerlere. Bölünmeler. Bir çatışmalar da, hem de United Nations farklı milletlerden işte evet. işte şeyi hatırlarsam mesela Rainbow Six falan gibi böyle Rainbow Six tabii kurgu bir şey ama hani bir de uluslararası response teamler kurulmaya başlıyor ya çok farklı milletlerden insanların bir araya geldiği. Ya benim gözümde şeyim diyor hemen araya gireyim pardon. Evet. Un yazan arabaların hep böyle işte e, Yugoslav işte bölünmesinde o haberler hep un yazan arabalar geçerdi, hep o ima, ima Tabii. Ve çocuk hayırlı ben şey zannederdim. Babama da sormuştum oraya. Ne yapıyorlar? Un mu götürüyorlar insanlar? <laughs> bir türlü bir sor, şaka bile değil yani çünkü çocuksun ve böyle Anladım. un yazan şeyleri görünce aptal aklında hemen diyorsun ki, hani savaş bölgesi un götürüyorlar mı <laughs> <laughs> Mermi ve barış götürüyorlarmış. Eee <laughs> <laughs> Yani güzel güzel bölümde açıkçası şey açısından da güzel bu arada. Prodüksiyon değeri de yüksek. Bir bir tane Klingon gemisi yapmışlar. Bir sürü Klingon karakter var. Klingon dediğinin makyajı zırhı bir sürü iş anladın mı? Yani Klingon'un yemekhanesi, Klingon'un işte oranda merkezi falan böyle ekstra uğraştıkları zaman benim hoşuma gidiyor. Çünkü kimi bölüm oluyor yani kimi bölümü gerçekten bir Enterprise'ın şeyini görüyorsun. Ee, söyle. İşte, Deki kaptarın, Ha, yani bir deki görüyorsun. Bir kaptan odasını görüyorsun. İki de böyle ışıklı boncuklu yaratık koyuyorlar. Koca bölüm geçiyor gidiyor mesela. Yani mesela hatta şey bölümü öyleydi ya. Yine bu bölüm ben bu sezon galiba çok bölüm işte Star Trek'ten aradığım bölüm bu diye övdüm ama benim için bu yani şu an şey. Bir de ben insanlara genelde bu diziyi üçüncü sezondan başlamalarını tavsiye ediyorum. Bu sezon bir de çok iyi bir sezon bile değil ama <laughs> e, işte Where Silence Has Leased, yani o bir yaratıkla karşılaştıkları bölüm. Holodeck'in içerisinde geçen bölüm. eee Madden şey bölümü, Love a Whisper bölümü, mesela diyalogla alakalı olan bölüm evet, e, e, Metrofonlar yine bak ırklar arası diyalogla alakalı bir şey. Yani bu bu tarz değerleri ele alması beni beni bu diziyi benim için çok kalbimde güzel bir yere koyuyor yani. Ama bu sezon e, en büyük eksikliği evet o yaratıcılıkla beraber biraz dışarı çıkmayı unuttular derken sonraki bölümlerde çıkmaya başladılar. Yani farklı evet, evet. gezegene bir inelim ya da bir orada bir iletişim kuralım bir şeyler yani o biraz <laughs> uzaklaşmışlardı. Onu toparlayacaklar. Var mı abi bir şey bölümle ilgili? bir önceki bölümde konuştuk. Bu bölümde de mesela dikkat et. O'Brien yine teleporter odasının adamı artık. Evet. Orada kalacağı belli olmuş. Hatta işte şey giderken e, Riker giderken şey falan diyor. Vallahi yerinde olmak istemezdim. Brace falan diyor böyle. <laughs> böyle şey diyorsun. Sen karakter mi oldun bu dizide falan oluyorum. <laughs> Büyüdün <laughs> mi sen? Yes, o herife böyle bir şeyim var benim Miles O'Brien'e. Sürekli böyle bir. Ya sen de ama buralara falan oluyorum böyle. Her <laughs> yani şey de ilginç. Bir gelecek bölümü var. Holodeck gibi bir yerde havada uçan şeyleri vuruyorlar. Bir takım objeleri vuruyorlar. Ha evet orada şey oynuyorlar. Neydi sen de oynadığımız o VR'da? Abi işte evet. Virtual Reality'deki çıkan oyunların evet 8 tane, 10 tanesinden 8'i budur yani. Wave Shooter. Sağdan soldan objeler. Pirate Shooter Simulator mı? Bir şeyler yani. Aynen böyle çalışıyorlar orada falan. Güzel ama hoşuma gitti o. Bayağı VR evet, evet. şey güzel de muhabbet yeri yani bir de böyle şey yani böyle işte bak bu, bu bölümün biraz prodüksiyon değeri yüksek derken boşuma ee, hoşuma giden bu işte bir çalışma odasını görüyorsun anladın mı taktuk ateş ediyorlar çok büyük bir şeydi değil bu arada siyah bir yerin ortasında ışıklı bir yer koymuşlar ama olsun aa uzay aa falan kafanı açıyor sonra ten da mesela bar, bar kısmında işte yemek yediğini görüyorsun herifin sonra yine deki görüyorsun sonra gidiyorsun klingonların tarafını görüyorsun falan Güzel ya benim hoşuma gidiyor. Mennon karakterinin makyajı bir iş, Klingon tarafının makyajı bir iş. Eee bütçe harcadığı zaman yani. bütçeyi boşa harcamıyorlar. Bütçe harcandığı zaman bütçeyi boşa harcamamak çok 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 kıymetli bir şey. Star Trek bunu iyi yapıyor. Ya yani bunu da şu yüzden söylüyorum. Biz şu ana kadar biliyorsun Bilhassa Blasta'daki çakışlarda falan seninle Star Wars'ları çok konuştuk. Milyon dolarlık film yapıp çok yani mamaya. muhteşem böyle uzay görsellikleri bilmem neleri tasarlayıp ne anlattın abi en sonunda? İşte abi insan kendine güvenmeli falan gibi. <laughs> yani onun ötesine geçebildiği için çok takdir ediyorum ben Star Trek'i. Adamlar para harcadılar mı boşa harcamıyorlar. Ee, şimdi ben de bu yani Next Generation arasında bir noktada Discovery konuşuruz senle diye düşündüm. Ki şimdi şey ikinci sezonu bitirdikten sonra Discovery'nin olmamışlıklarını bir insan çok daha rahat fark edebiliyor. Discovery izliyorum bir iki gündür. Bir böyle tekrar Discovery bakayım diye. Discovery tam nerede başlıyor? Start e, boş ver. Discovery ha. izleyince görürüz onu. Tamam. E, dis, yani Discovery sezon 1 bölüm 1'de başlıyor. Onu hayır hayır. Herhalde. Bitince mi? bir Her başlıyor. Var. Next Generation bitince mi başlıyor? Devam ederken yok, mi başlıyor? Çok çok erken. Prequel Discovery. Next ha, Generation'dan okay. çok öncesi. Önce Discovery orijinal seriden de öncesi bu ha, arada. Ha tamam. Ya, şey, Spock ve Kirk'ten de öncesi yani. Okay. Galiba Enterprise da önce ama emin değilim enterprise'tan sonra da olabilir. Ondan emin değilim. Bak ona bakmam tamam. lazım. Neyse aman Allah'ım o Discovery'nin prodüksiyonu nasıl biliyor musun abi? Gelmiş geçmiş en pahalı dizi falan olabilir. Bunu araştıracağım. Bir makyajlar, bir süsler, bir efektler ve böyle ilk iki bölümde de değil, devam ettikçe de yani hiç ucuz bölüm yok. Hiç ya yani en dandik bölümde yani. acayip inanılmaz ya. Yani şey diyorsun. Uyduruk bir dizi için <laughs> Niye bu kadar çıldırdınız yani? Ya, Neyse. Ya o, o şey olabiliyor bazen. Hani e, kötü yazılmış bir diziye çok iyi bir ekip kuruyorsun ve oradaki sanat yönetmeni çok kaliteli ise üzerine pirpirimlenebiliyor uğraşabiliyor. Abi tabii. Ya böyle ne soruyorum biliyor musun? Ulan diyorum ya. Yani böyle bir büyük olsa da şu Discovery'ye harcanan emekle <laughs> Next Generation bölümleri baştan çekilse belki de dünyanın en iyi dizisi ortaya çıkacak. Çünkü Discovery dizi... Next Generation'ın hele de biz şimdi 2020 yılında konuştuğumuzu unutmamamız lazım tabi seyircimiz de 30, 30, bizle beraber başlayanlar 30, 30. da he. yani 40, evet, 35 senelik dizi izliyoruz sonuçta 35 senelik dizi için bile bu arada çok pahalı bir dizi değil yani zamanında da böyle şey değilmiş hadi baba falan diye böyle para dökmemişler bu işe. Next Generation'ın bence bir tek eksiği gerçekten şey eski olması ve bazen yer yer ucuzluğunun hissedilmesi yani. E, bu, bu, eksik tabi dizinin bir eksikliği değil yani o dönemi şartlarından ötürü öyle olmuş. Ama bugün bakıyorum bomba işlere böyle dökülen paraları ortaya çıkan efektleri falan bakınca şey oluyorum böyle yani. Çok Üzülüyorum gereksiz. bir çıt ya. <laughs> gereksiz para. Okey o zaman Medal Honor bölümünü bitiriyoruz. Haftaya haftaydı bir sonraki bölümde şu aslında haftaydı bir 10 saniye sonra yeni bölüme geçeceğiz ama şey, şey aslında çok mesela. konuşmadık yani sen bölümü şey tarafını beğendin mi işte evet. Riker'ın konuyu çözmesi ötekini teleport ettirmesi yönetimi eline alması falan filan aslında bölüm içerisindeki senaryo öyle olan şeyleri çok konuşmadık daha meta konuştuk bu şeyde yo sevdim aslında ben ona çok genel söyledim yani adaptasyon evet. ve şey yönlendirme olarak çünkü bence hani biraz şeye değinebilirim orada Riker onların onlara beraber oturup içiyor yemeklerini yiyor kadınlarıyla tanışıyor Hani oralar biraz şu, şu günün bakış açısıyla çok e, erkeksi, çok maço durabilir. Ama baktığında o gezegenin yapısıyla karakterleri uygun. Orada bir sorun yok. Ve Riker aslında bunu şey diye de anlıyor. Biraz aslında planını şeyde kuruyor. Onları tanıdıkça e, onun ikinci kaptanıydı sanırım. Babasından söyleniyor ya işte benim babam da gitti işte orada yatıyor. Ben bunu kabul edemem işte. Ben ilkeli bir insanım falan. Ha diyor ben bunların ilkeli duruşunu başkası hata yaptığı zaman onlara karşı kullanabilirim gibi düşünüp. Kaptanın da yani onların kaptanının hatasını hissettirdiği zaman zaten hemen Ryker'la onlar da ha ulan bu herif akıllı. Bak şimdi anladın mı geliyorlar. Biz de oradan Ryker'ın ne kadar akıllı olduğunu anlıyoruz. Orada da Worf'un e, silahını böyle akıllıca kullanıp yine böyle bir taktik gibi kullanıp e, işleri yanına çeviriyor. Yani yine aslında zarar vermeden Böyle üzmeden, belini incitmeden konuyu çözüyor. Ya Riker çok iyi bir yere gidiyor. Yani sakalıyla falan geyik yaptık ama gerçekten karakter gelişimi olarak hani e, bir saatlik filmlerde tartışılan karakter gelişimi yok abi dediğin şeyler aslında dizilerde daha rahat verilebilen artık 2 sezon, 3 sezon, 7 sezonda iyice Tabii. verilebilen şeyler. Riker çok iyi güzel gidiyor açıdan. Evet o zaman hadi bakalım. Tamam. O zaman. Star Trek Next Generation'ın belki de en çok övülen, en çok beğenilen bölümüne doğru geçiş yapalım. Evet. Bir sonraki bölümde Measure of Man konuşacağız. Bakalım. Hayırlısı. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs>